büyüyecek lavanta köyü. Peynirli kabak var, başka bir şey yok. Arkada da Vurdur Gölü var, uzaktan görünüyor. Diyarı. Kuyucak köyü Isparta'ya 30 kilometre kadar mesafede. Ama artık suyu kurumuş. İşte burası Burdur Gölü. Kuyucak Köyü lavanta tarlalarındayız. Kelebekler, arılar. Lavanta tarlalarının olduğu Kuyucak köyüne geldik. Burası neresi derseniz tarlanın penceresi. Şurası tarla. Salıncak orada. Bakın salıncak. Görüyor musunuz? Şurada.
burada da kapısı var. O kapıdan geçeceksiniz. Şöyle dokunduğunuz zaman mis gibi kokuyor. Ben de toplayayım mı azıcık? Bakın. Hepiniz gelin. Ben size ileriyi de göstereyim. Bakın tarlaya. Öbek öbek. Lavanta. Lavantanın, çiçeğinin yağsını çıkartıyorlar. Parfümlerde kullanıyorlar. İhraç ediyorlarmış. Az bir suyla kelebeklere bakın. Az bir suyla yetişiyormuş lavantalar. Mis gibi kokuyor. Şu uzakta görünen Kuyucak Köyü. Biraz sonra şuradaki karşıdaki balkona da çıkacağım zaten. Gözleme de sipariş verdim. İşte böyle. Lavanta tarlaları. Yüksekliğine bakın. Neredeyse benim boyum kadar bir öbek. Bunların ithal ettikleri daha kalitelileri varmış. İşte eskiden Türkiye'de yetişen bir düşük kalite varmış. Bunlar kalitelileriymiş. Daha önce bir kere daha gelmiştim. O zaman bilgisini almıştım. Park sorunu yok. Geldiğimiz yer burası. İsmi böyle. Arabaya doğru. Thank you.
arasında gül tarlaları da var. Bakın lavantalar arkada görünüyor. Yaklaştırayım. Ama güller toplanmış. İnşallah bir kere de güller için geleceğiz. Köyünden kalacağımız Pamukkale'ye doğru gidiyoruz. O zaman biçiyoruz diyor. Ufalıyoruz diyor. Lavantayı biçiyorlarmış zamanı gelince. Ellerinin arasında ufalıyorlarmış. Sonra kurutuyorlarmış. Sonra da yağsını çıkartıyorlarmış. Biraz daha mı buz gibiymiş? Lavanta tarlaları burada da var. Burada develi de görmedik. Hep deve yok. Bayağı bildiğin turist. Ağaçları yetişmiş.